how are you? Fine t-shirt and you. Oh, ben çok korkuyorum hocam. Hiç korkmana gerek yok Tomuç. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı provasına hazır mısın? Hazır değilim o yüzden. Are you ready? I am not ready. Hiç korkmana gerek yok Tomuç. Bugün gerçekten çok güzel bir konu ve ardından da süper soruların olduğu bir yazılı provası yapacağız. İlk başta subjects of second exam yani 2. sınavın konularına bir bakacağız. Party time. Ho. Oh yeah. Fitness. Animal shelter bütün... Ne diyorsun evladım? Ho ho ho. Ne diyorsun? Sakin ol. Her şeyin taklidini yapıyorum. Sakin ol. Tamam çok güzel. Bunların hepsini tekrar ettikten sonra Tonguç'um what do we know? Neler bilmemiz gerektiğini göstereceğiz. Ve daha sonrasında tam yeni nesil soruların olduğu bir sınav provamız var. Ve işte diyalog doldurmalar, aynı zamanda resimli sorular, bak atlar, eşekler... What the hell is going on teacher? Aynen süper emojili bayağı bir sorumuz var. Sorularımızı biraz seçici hazırladık ki sınavdan önce biraz kendini iyi sorularla pekiştir, kelimeleri öğren. Sınava girdiğinde de oh çikilop de. Hangi konulara çıkacak hocam? 7, 8 ve 9. üniteden sorular bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımları bizi buraya işaret ediyor. Look at the picture diyor. İngilizce hocalarıyla görüştük. Onlar bize Türkçe konuşmak istemediler. Hocam nasılsınız dedik. Soruları mı ele geçirdiler? Cevap bile vermediler. Hello teacher dedik. Hi dediler. O zaman İngilizce konuşuyor. Bizim hoca da öyle yapıyor. Zorluyor İngilizce. Aynen. İngilizce konuşmayı bizi zorladılar. Biz onlarla İngilizce konuştuk ve soruların çıkabileceği üniteleri ve soru tarzlarını öğrendik. Şimdi sen dikkatli bir şekilde dinlersen konuları da çok güzel bir şekilde pekiştireceksin ve süper bir şekilde anlayacaksın Tonguç herhalde benim. Şimdi burada subject of second exam'de ilk başta party time yani asking for permission izin isterken ve expressing obligation zorunlulukları anlatırken ve telling the days tarihleri söylerken kullandığımız ifadeler var. Birincisi şunu çok bilmemiz lazım. Asking for permission izin isterken ne diyoruz? Mesela can I diyebiliyoruz. Veyahut da could I veyahut da may I ifadelerini kullanıyoruz. Yani mesela may I borrow your pens please? Sizin kaleminizi alabilir miyim hocam? May I borrow ya da can I borrow ya da could I borrow? Bunları kullandığımız zaman biz izin istemiş oluyoruz. Ama eğer expressing obligation yani bir zorunluluğu ifade ediyorsak Tonguç evladım benim. Bu sefer biraz daha farklı şeyler kullanıyoruz. Mesela must yapmalısın veyahut da have to yapmak zorundasın veyahut da he she it'te de has to oluyor. Bu nasıl bir şey? Onu da söyleyeyim sana. Mesela diyelim ki I must go to school. Mesela, ne yazık ki. Aynen. Evet birazcık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. You must go to school. Okula gitmek zorundasın. Veyahut da you have to study. Ders çalışmalısın. Burada arasındaki fark şu anda senin için çok önemli değil ama ileride çok büyük sınıflara geldiğinde söyleyeyim. Must sadece trafik kuralları haricinde bu kural geçerli tabii. Must dışarıdan gelen değil de kendin karar verdiğin zorunluluklar. Mesela çok güzel film gördün. İzlemelisin. Mutlaka izlemelisin. Mükemmel bir film. It's a perfect film. You must see it. Görmelisin. Veyahut da you must study. Ders çalışmalısın. Ama hastasın diyelim ki Tonguç'um. O zaman you have to use nedir onun adı? Pills. Pills. İlaç kullanmalısın. Niye? You have to use. Çünkü bu sen kendin karar ver. Ben biraz ilaç yazdırayım kendime değil. Orada doktora gidiyorsun ve doktor sana bir ilaçlar yazıyor. Bu dışarıdan gelen bir zorunluluk olduğunda have to kullanıyoruz. Ama senin için şu an için bilmen gereken şey must ve have to expressing obligation. Zorunlulukları anlatırken. Telling the date de tarihleri söylemekte. Mesela when is your birthday? Senin nedir onun adı? Doğum günü ne zaman diyorsun? Bunları söylerken neler olduğunu zaten birazdan burada sorularımızda göstereceğiz. Mesela ben öküz burcuyum hocam. Aa öküz burcu mu? Yükselenin ne peki? Yükselenin buzağı. Harika. Gerçekten yabancı burç yani. 12 hayvanın Türk takvimine göre hareket ediyorsun galiba. Mesela when is Tony's birthday demişiz. O zaman cevap verin mesela. I have a birthday party on 20th of May. Mayıs'ın 20'sinde bak bu da boğa burcuymuş. Mayıs'ın 20'sinde şeyim var diyor. Nedir ona? Doğum günüm var diyor. İşte bize böyle sorular soracaklar. When is Tony's birthday? Biz diyeceğiz ki nokta nokta it is 25th of May. Mayıs'ın 20'si diyeceğiz. O zaman telling the days kısmımızı da burada göreceğiz. Birazdan sorulara dahi pekiştireceğiz. Tonguç herhalde benim. Fitness ünitesine baktığımızda ise evet, 3, gerçek. 5, 7, 8, 10, 15, 16. Ben öyle sayıyorum hocam. Aferin güzel. Burada şöyle kaslı bir Tonguç çizelim şöyle kollarını gerçekten. Gerçek bir Tonguç çizelim. Şöyle hocam baklavalarımı da çizerseniz. Baklavalarını da şöyle çizelim gerçekten. Evet altına da bir tane don giydirelim şöyle ayak kaslarını da gözüksün. Şöyle evet altına da bir. Hocam keşke böyle olsam ya. Aynen ama bu şekilde çok çirkin Tonguç. Bu şekilde gelersen yani abdominaller falan. Ayı gibi hocam çok güzel işte. Ayı gibi ama sen ayı değilsin ki Tonguç'um sen insansın bu olmaz yani saçlarını yapalım. Olmadı bu çok kaslı oldu olmadı neyse. Making, accepting, refusing simple suggestions. Yapmak, kabul etmek, reddetmek basit önerileri, teklifleri. Burada ne yapacağız? Mesela diyelim ki harika bir fikir söyledi sana bir arkadaşın. Let's go to cinema dedi. That's a good idea diyorsun. Bu harika bir fikir diyebilirsin. Veyahut da sure kesinlikle diyebilirsin kabul ediyorsan. Veyahut da of course diyebilirsin. Kesinlikle diyebilirsin. Veyahut da refuse yapacaksan, reddedeceksen of kes artık.
of kes artık değil de İngilizce sorry, üzgünüm, not now, şu anda olmaz diyebiliyorsun. Bir de Tom'un I'm busy. Animal shelter ünitesinde ise describing what describing what people animals are doing now. Eyla Hanım gerçekten tam senin ünitene gelmiş. Animal shelter hocam. Aynen. Burada hayvanların ve insanların şu anda ne yaptığını söylemen gerekiyor. Mesela present continuous tense kullanacağız. Bir bakmam gerekiyor bizim sınıfa. Ya ne diyorsun Tonguç Hanım? İnsanlar ne yapıyor diyor hocam. Ha anladım, harika. Emizar verb ing kullanıyoruz. Burada emizar verb ing kullanmamızın sebebi şu. Eğer biz şöyle hatta boş bir kağıt varsa oradan göstereyim sana. Şurada arkalarında hep genelde bol bol yazı oluyor. Ha şurada bak, şurası güzelmiş. Bak boş kağıdı göstereyim. Şimdi burada temel mantığımız şu. Şöyle düşünelim. Bak şöyle bir zaman doğrusu var ya Tonguç'um. Eğer now veyahut da at the moment, şimdi, şu anda, işte bugün, today veyahut da look, bak veyahut da listen, dinle gibi ifadeler varsa cümlenin içerisinde, o zaman en başta tabii ki özlemimiz geliyor. I, you, we, they, ben, sen, o, biz, siz, onlar veyahut da he, she, it geliyor. Ardından emizar dediğimiz I am, we, you, they, are, he, she, it izi kullanıyoruz. Ve en sonunda da fiilimiz geliyor. Verb, ardından da ing, yani ing geliyor. Peki verb dediğimiz ne mesela? Diyelim ki verbimiz go olsun. Mesela işte ne olsun? Listen olsun. Başka eat olsun. Yani sonra bunların hemen I am going, I am listening, I am eating diye kullanıyoruz. Bu kadar basit. Peki bunu ne zaman yapıyoruz son bir şeyle adam? Bu kelimeleri gördüğümüz zaman cümlenin içerisinde. Başka türlü bilemeyiz zaten. Adam o anlamı bir başka zaman yapıyor bilemeyiz. Şimdi artık yavaş yavaş sorulara geçelim. Artık sınav tarzını iyice görelim ve sorular nasıl geliyor birlikte bilelim. Tonguç Eladı benim. Şimdi read the text and answer the questions. Ben sen Tony ol, ben de babası olayım, bir konuşma yapalım bakalım. Sen Tony oluyorsun, ben de babası. Hocam nasıl konuşuyorum? Ben çocukça konuşuyorum. Ya Tony gibi konuş. Ya Tony'yi biliyorsun işte. I have a birthday party on the 20th of May. Can you help me with planning my birthday party, daddy? Babası tabii, bu dede oldu ben dolayısıyla. Çünkü sen 50 yaşında olunca ben de 90 yaşında olmam lazım. Pardon hocam. Sen Tony oldu, genç böyle, daha biraz daha. I have a birthday party 20th of May. Can you help me with playing my birthday party, dad? Baba, ayın 20'sinde, Mayıs'ın 20'sinde bir doğum günü partisi var. Moruk. Ne diyorsun lan? Can you help me, bana yardım edebilir misin? With planning my birthday party. Doğum günü partimi planlamakta bana yardım edersin babası diyor. Babası diyor, sure, what do you need? Kesinlikle. Neye ihtiyacın var diyor. Tony konuş bakalım. I need a chocolate, candle, ihtiyacım a lot var, of mum, drinks. Bir sürü de içeceğe ihtiyacım I var. I must decorate my party room and write the invitation cards. Ben must, obligation, decorate the party room, parti odasını dekore etmeliyim, dizayn etmeliyim. And write invitation cards. Davetiye kartları yazmalıyım. Evet. You must buy the cake and call the clown, moruk. Ne diyorsun ya? Böyle bir şey olur. Hayır hocam, moruk ha, yabancılar iftihar demek hocam. Ha, o da doğru ama tabii bir İngiliz kültüründe var. Biz asla büyüklerimize öyle konuşamayız. Konuşuyorsak kafamıza zılgıtı yeriz. You must, mutlaka, buy the cake. Kek almalısın. Pardon, babasına söylüyorum. Baba evet, kek alır mısın? Babasına emir veriyor resmen yani. Saçma sapan nasıl? Ya. Bırakalım bu soruyu hocam ya. Geçelim bu soruyu. Saçma sapan bir aynen. Babasına sen öyle bir hayal bile kuramazsın. You must buy the cake. Kek almalısın babacığım, canım babacığım, ellerini öpüyorum. Call the clown. Ve palyaçoyu bak. Palyaço diye bilinir ama yanlış. Palyaço. Palyaçoyu çağırmalısın diyor. Palyaço. Palyaço, neyse espri yapalım. Dede cevabı. I must go shopping. Ne palyaço mu alacak? Evet, alışveriş merkezlerine satılabiliyoruz palyaçolar. Aha. Şaka herhalde. Orada shopping yapıp alışveriş yaparken gidip palyaçoya... Great, thanks dad. Harikasın, teşekkürler baba, sağ ol babacığım diyor. O da you're welcome, ben senden sonra çıkarırım bunun acısını. Senin güzelliğin diyor, şey yaptı. Şimdi sorulara bakalım. When is Tony's birthday? Tony'nin doğum günü ne zaman? 20th of May hocam. O zaman hemen başa it is yazıyoruz cevap verirken. It is 10 kullanıyoruz bak tarihlerde. Aa. On 20th of May diyeceğiz. Demek ki soru da zaten bize verecek. Sen böyle bir tarih gördüğün zaman zaten on geldiğini veriyor. Sadece it is koysan yeter. It is on 20th of May. Şu TH'leri falan koymayı da unutma. What does Tony need for the birthday party? Doğum günü partisi için chocolate, neye ihtiyacı candle, var? Chocolate, candle, a lot of drinks. Aynen, o zaman he needs diyeceğiz. Bak Tony need diyor ya, o zaman Tony needs veyahut da he needs, he she de sıkı geliyor biliyorsun. He needs chocolate, çok güzel çikolata. Başka ne ihtiyacı vardı? Candle. Yani ona need diyor hocam. Aynen, need'den demiş. Sonra yardır gitsin. Candle and a lot of drinks. Drinks and ve a lot of drinks. Aynısını yazıyoruz hocam. Aynen, aynısını yazıyoruz. Sadece dikkatli olacağız. Who plans a birthday party? Bu arada Tom çok güzel bir şey söyledin. Şu he needs yazmasan da hoca puan verir. He needs deyip de böyle cümleyi çok güzel yazmana gerek yok. Hoca bu anlamış işte. Burada I need demiş, bilmiş diyebilir. Ama bazı hocalar belki biraz 10 puan yerine 9 puan verir. Bizim hoca hiç puan kırıyor hocam sürekli. Yani genelde hocalar puan verir. Çünkü anlamışsın soruyu. Doğru cevap vermişsin. Neye ihtiyacı var? Bunlara ihtiyacı var. Who plans a birthday party? Kim bir doğum günü partisi planlıyor? Tabii ki Tony. Tony. Bak Tony deyip geçebilirsin ya da Tony
plans a birthday party. Bir doğum günü partisi. Ama hocam babasıyla yardımlaşıyor. He, evet doğru. What must Tony's dad do for his birthday party? Ne yapmak zorunda Tony'nin babası doğum günü partisi için? Buy the cake. Hocam o da zaten you must buy the cake. Falan filan. Ya call da, the clown. Babası bak what must Tony's dad? I must go shopping demiş. O zaman I must go, pardon I değil de he must go shopping diyebiliriz. Veyahut da senin söylediğin cevap da doğru. He must go shopping. Kendi söylediği şey he must buy the cake and call the clown. Bunu da yazabiliriz. İkisi de doğru cevap olmuş oluyor. He must buy the cake and V işareti koydum. Buy, call the clown. Yani palyançoyu aramam. Hocam ben ileride palyanço olmak istiyorum. Bence olmuşsun hocam için. Şimdi gel bakalım başka bir diyalog. Complete dialogue with the correct words. Doğru kelimelerle diyaloğu tamamlayın diyor. Biz de beraber tamamlamaya çalışalım. Şimdi burada want, now, şey, now, şimdi, would, idea, sure, about gibi kelimeler var. Bunlarla tamamlamaya çalışalım. Şimdi Chris ve Sam arasında bir diyalog var. You like to swim in the pool. O zaman bu want, would you like to? Aynen want you like diye bir şey yok İngilizce'de. Would you like to swim in the pool? Now you like to olmaz mı hocam? O da anlamsız. Havuza yüzmek ister misin diyor. O da I'm afraid I can't. I feel tired diye cevap vermiş. Yani ben üzgünüm. Terbiyesiz. Yani saygısızlık. Gerçekten ben de üzüldüm şu an. Korkarım ben yapamam. Yorgun hissediyorum diyor. Ya ne var iki yüzsen, ne var iki kulaç atsan, ıslansak, ne var yani çimsek suda. Şimdi George ve Lucy arasında bir diyalog var. Let's play chess demiş George. Lucy diyor ki bulaşma bana. Evet, Lucy kız. O zaman cevapla sorry. Sorry. Sorry not now. Ha, I must go shopping. Evet. Sorry not now. Lucy gerçekten güzel cevapladı. Üzgünüm. Sorry not now. I must go shopping. Şimdi olmaz. I will go to Mango. Mango is very nice bread. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Resmen her sene reklam oluyorsun. I must go shopping. Alışveriş gitmem lazım diyor. Şimdi Jack ve Joe arasında iki tane delikanlı arasında diyalogumuz var. How about playing bowling after school? Okuldan sonra bowling oynamaya ne dersin kanka diyor. Joe da cevap veriyor. Ne olabilir? It is really fun. Ha sure. Biz şuraya bakacağız. Ha sure. Evet. Sure it's really fun. Kesinlikle. Kabul ediyor hocam. Güzel olur diyor. Şimdi Martin ve Brian arasında bir diyalog var. Hocam ne kaliteli adamlar bunlar. Adam bowling kalite yani. Biz yani hayat standartları yüksek abi adam. Tonguç'um ne diyor Martin ve Brian? Do you want to go jogging? Jogging ne demek Tonguç'um? Böyle yavaş tempoyla koşmak hocam. Yavaş tempoyla konuşuyorsun. Jog yapar mısınız? Jog yapar mısınız? Ya ben fazla yapmıyorum. Ben genelde depar atıyorum. Run mı yapıyorsunuz? Ben run diyorum. Başlıyorum. I run each team hocam. Nasıl yani? I run each team. I run each team. Sen de her takımda koşuyorsun. Her güzel, takımda koşuyorum. Aferin. Why? Güzel. I run. Why diye ben de söyleyeyim. Niçin böyle why bir şey? Why? Yani o zaman ben burada neden yüksekler falan. Neyse great idea harika fikir diyoruz ve bu soruyu da böylece bitirmiş oluyoruz. Tabloyu doldurduk. Şimdi senin kısmına geldik Tonguç'um. Gerçekten. Dur biraz sakin. Şimdi look at the pictures. Bu ne sesiydi? Şey mi? Maymun sesi anladım. Ha şey neydi bu? Ördek tamam. Look at the... Oy. Çok güzel geldi. Sakin. Şimdi look at the pictures. Resimlere bakın diyor. Bakıyoruz. And write what animals are doing. Hayvanlar ne yaptığını bulalım diyor. Şimdi koş diyorum. At ne yapıyor Tonguç'um? At ne yapıyor? At koşuyor hocam. O zaman the horse diyor. Çünkü bahsedilen hayvan burada. Horse diyemeyiz. Atlar değil. Bu bir tane belli olan bir at var. The horse is running. At koşuyor. It is running diyebilir miyiz hocam? It is running diyebiliriz. Harikasın. Burada ise köpek var. Bu sefer yine the dog. Hani belirgin bir o. Barking. Harikasın. Köpek havlıyor. Harikasın. Tebrik ediyorum. Kapa çeneni pis köpek. Ama havlaması lazım. Şöyle yazalım ya hatta. How. İngilizce'de how böyle oluyor Tonguç'um. Devam edelim. Ama W ile yazman gerekiyor İngilizce'de. Evet maalesef öyle bir durum var. Şimdi şaka tabii. Burada da köpek ne ya? Neydi bunun adı? Ördeğimiz var. Ördekle alakalı dolduralım. Mesela ördek the duck demek. The duck is swimming. Harikasın. Çok güzel. Ördek yüzüyor çok güzel. Oh ne güzel suda ne güzel böyle. Bıcı bıcı yapıyor. Bıcı bıcı yapıyor. Hocam ördekler ıslanmıyormuş suda yüzerken. Gerçekten mi? Evet hocam. Vay be gerçekten ne güzel yaratılmış. Buraya bakalım the monkey diyoruz. Monkey dedik. Bu da monkey'den başka her şeye benziyor hocam. Bu şeye benziyor hani ağaca bir şey vardı ya neydi o? Domuza benziyor hocam. Domuza benziyor. Tırmanan domuz. Domuz dedi bir şey var. Koala'ya benzettim ben. Hayır hocam bence koala domuzdan başka hiçbir şeye benzemiyor. Domuz şey. Şöyle burnunu değiştirelim. İki tane burun yapsanız tam domuz olacak. Şöyle yapalım da aynen ya Allah'ım. Şu anda piercing takmış domuz oldu hocam. Gerçekten saçmalamış oldu. The monkey is climbing a tree.
Maymun ağaca çıktı. Maymun gözünü açtı diyoruz. Gerçekten ağaca tırmanan bir maymun gördük. Şimdi senin kısmına geldik. Like, likes, don't like, doesn't like. En çok sosyal medyada yaptığın şeyleri tanımlamaya çalışacağız. Şimdi hayatım like'lar üzerine kurulu. Burada tabii ki bu tarz şeyleri gördüğünüz zaman like diyeceğiz. Ama şunu unutma. I, you, we, they de like oluyordu. Ama he, she... Söylediğiniz her şeyi hocam artık. Like soruyor. Ama ben bunu söylemek zorundayım çünkü benim işim bu yani. İşsizim ben. Dolayısıyla like... Aa, evet, işsizim. Ama peki don't like dersek ne oluyor? Orada da bak burada harikasın. Burada ve şurada şöyle yapalım. Burada don't buraya getiriyoruz ve like'ı aynen yazıyoruz. Burada da yine s takısı getirmemiz lazım. Don't diyemeyiz. Yine buradaki bir s'i bu sefer... Doesn't diye gidiyoruz. Ve doesn't like geliyor. Like yine aynen geliyor. Çünkü burada gelmiş S takısı bir daha gelmesine gerek yok diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi bunlar belli zaten. Like, hoşlanmak. Bunlar da belli. Nefret etmek. Doesn't like veya hate. Neyse. Şimdi hate öğretmemiş. Allah cezasını versin. Aynen. Saçma sapan bir şey. Şimdi I hoşlanıyor. Like. Ben hoşlanıyorum. Like. Playing volleyball. Sen cevapları söyle Tonguç'un. Ben sana güveniyorum. I like playing volleyball. Siz de Tonguç'la beraber söylemeye çalışın arkadaşlar. Acaba bakalım doğru mu söylüyorsunuz? He, she'leri falan. I like playing volleyball but I... Don't like ice skating. Harika. Fakat buzla kaymayı sevmiyorum. Volleyball oynamayı seviyorum ama buzla kaymayı sevmiyorum diyor. He likes... Harikasın. S takısını mutlaka unutmamamız gerekiyor. Aynen. He likes going cycling, bisiklete binmeyi seviyor. But... the mı... But he olacak. Burada he olacak. But he... He doesn't like hocam. Esprisi unutmamız gerekiyor. He doesn't like... Ama joking. Uzun unuttunuz. Ama bilerek şöyle espri yapmak istedim. Ha, espri doesn't like. Tamam burada she... She likes hocam. Esprisi unutmamız gerekiyor. Harikasın. She likes'ı koyuyoruz. She likes doing judo. Judo yapmayı istiyormuş. Judo. Aa şuna bak aferin. She doesn't like karate. Karate. She doesn't like kerata karate. Keratayı sevmiyormuş kerata. O zaman buraya yine doesn't'ı yaptık. They... Tennis but they don't like don't hocam burada S takımı unutmamız gerekiyor. Unutmam burada bu sefer unutuyoruz. Niye? Onlar tenis seviyormuş fakat onlar sevmiyormuş satrancı. Fatih Terim peki? Fatih Terim IUV'de hiç'ten hangisi? Fatih Terim bir erkek. Fatih Terim likes olması gerekiyor. Niye he oluyor? Fatih Terim likes diyoruz hemen S takımımıza gösterdik. Futbol but he doesn't like. Evet, doesn't like. Don't like dersek yanlış oluyor. Hemen doesn't like'ı bir kez daha gösteriyoruz. Morartıyoruz ve geçiyoruz. Başka bir soruyor. Şimdi burada doesn't like. Ha, futbolu seviyormuş fakat basketbolu sevmiyormuş diyor. Aslında Fatih Terim de basketbolu seviyor ama boyu kısa. O yüzden sevmiyor. Başka yapamadığı için. Yapamadı. Ama olsun. Futbolda dünyanın en başarılı insanlarından bir tanesi. Hem olsun. Basketbolda hiçbir şey yapamıyor. Olsun. Ne diyorsun? Eğlendin mi? Adam dünyanın başarılı. Sen kimsin? Boş konuşuyorsun. Umurumda bile değil. Basketbolda ölüme gelsin. Bu arada Tonguç'um bak sana ödevler de vermek istiyorum. Birincisi 0'dan 5'e tüm dersler İngilizce kitabımızda. Yani hocam ne kadar dersler, kallavi bir kitap bu ya. Tüm dersler. Kolay değil. Türkçe, matematik, fen, sosyal, din, İngilizce. Bugün ne yaptık? İngilizce yaptık. Hemen İngilizce açıyorum. Tonguç Şeyla'da benim. İngilizce'de 7, 8, 9. üniteleri. Yani İngilizce. Dingilizce. Party time ile alakalı bak. Burada mükemmel bir dingil anlatım. Dingil miyiz hocam? Niye dingilizce yapıyoruz? Filmleri gerçekten çok da. Bunu gösterelim şimdi. Party time ile sözlükte kelimeleri güzel çekip çalışıyoruz. En sevdiğiniz film nedir hocam sizin? Benim en sevdiğim. Which movie do you like teacher? I like Titanic. Which movie does your mother like teacher? Benim annem de daha çok soap operası. Yani böyle... İngilizce cevap verir misiniz hocam lütfen? My mother likes soap operas. S takısını unutmaz mısınız lütfen? Likes aynen. Gerçekten çok güzel Stonguç'um. Bu sayfa 338 yani sayfa 338'den başlıyoruz. 339'daki kelimelere bakıyoruz. Mevsimler, asking for permission, az önce can I sit here? Yes of course you can cevap verir misin? Bunları ve buradaki soruları güzel güzel yapıyoruz. Must'lar, to do listler, yapman gerekenler. Parti öncesinde sıra sayıları hani ayın kaçı olduğunu gösteriyor da what is the date today veya when is your birthday şeklinde sorular gelir. Sayfa 346'ya bakmalısın. Yine burada 348. Hocam 340. Ne kadar güzel kitap yapmışsınız. Teşekkür ederim. Bunları çok güzel bir şekilde çalışman lazım. Bunlar sonuna kadar burayı bitiriyorsun. Ama onun haricinde eğer buradan çalıştıysan Zoru Bankası'ndan da yine... Soru kalmaz. Soru biterse ne yapacağım? Sorular biterse sana bir sürprizim daha var ama sorular bitmez. İçindeki hem sıfırdanlık sorular çözdüğün gibi burada yine part time'da yani sayfa part time testin birincisi sayfa 252'den başlıyor. Şu kare için aldığım sorular biraz daha zoru. Onları da çözmelisin. Burada sayfa 254'ü işte 256, 257. Burada da yine son üniteye kadar yani şuraya kadar en son üniteye kadar. Burada hatta İngilizce bitti. İngilizce raporunu da çıkarabilirsin. Sayfa 267'ye kadar, festivals'a kadar güzel bir şekilde çalışıyorsun. Bir uyarı daha vereceğim sana Tonguç'um. Bu hem okul derslerine hem de ileride gireceğin sınavlara yönelik. Bursluluk sınavları olabilir, sınıf değiştirme yükseltme sınavları olabilir veyahut da ileride gireceğin LGS ile alakalı sınavlarda senin motivasyonunu artırıp tam sınav tarzı soruları çözmeni sağlıyor. Bu da
İster yazın çözebilirsin hani sene bitti artık diye. İstersen yaz tatilinde ders çalışılmaz hocam diyorsan yazdan önce yazılardan sonra çözebilirsin. Yazılardan önce çözersen yazılara da faydası olur. Bak burada hep yeni nesil sorular hazırladık. Hem sözelde, sosyal bilgilerde hem dinde hem de İngilizce'de konuları güzel bir şekilde tekrar için tüm seneyi kapsayan denemeleri de sana ödev veriyorum. Şimdi hemen şurayı yapalım, bitirelim. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarla eşleştirin diyor. Evet. What time does the party start? Parti saat kaçta başlıyor? Yes, you can. Olur mu? Sorun hatta. At 4 o'clock. At 4 o'clock. O zaman buraya Ceyhan diyebiliriz. 4'te başlıyormuş. Aynen. Can I ask a question? No, basketball. Sorry. Basketball diye bir şey olmaz. Can I ask a question? Yes, you can. Yes, you can. Can I? Yes, you can. Buraya da A diyelim pardon. Hepsine C diyorum artık. What is your favorite sport? Senin, basketball. Senin favori sporunu şimdi değil lütfen. Deniyorsun ya. O zaman bu da basketbol. Buraya da D dedik. Would you like to play voleybol? Voleybol oynamak ister misin? No, I don't. Would you like? Ah. Sorry, not now. He, şu anda olmaz diyor. Niye? Çünkü no I don't diye soramaz. Çünkü do you have a pet? Do you have a pet demiş. O yüzden doğru cevabımız. Edin oluyor. Gerçekten son anda patladın. Do you have a pet ne demek hocam? Hiç böyle hayvanın var mı? Hani böyle küçük kaniş maniş pet hayvanları var mı diyor. Güzel bir soru. O da no I don't have. I have a cat in my house teacher. Kedi çok güzel bir şey. Kedi gerçekten ben de çok seviyorum. Hocam sizin var mı evde hayvanınız? Ben evde muhabbet kuşu besliyorum. Cici kuş cici kuş diye böyle ötüyor. Ben geçen sene öküz besledim hocam. Sen mi besledin yoksa ailen? Bizim evde beslemeye çalıştım. Birazcık zor oldu tabii. Oldu tabii. Öküz büyük olduğu için sığmadı ama başta besledim. Ama odama çok alıştı yani. Arkadaşlık, dostluk, sevgi böyle bir şey. Tebrik ediyorum seni. O zaman ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yaz. Hadi bakalım şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç'um.